Etiyle, kanıyla ve sancısıyla Türkiye'nin özetiydi Cemil Meriç. Yıkılmış bir imparatorluğun enkazından genç bir cumhuriyet inşa edilmeye çalışırken gösterilen ne kadar ahmaklık varsa hepsini muhatabı olmuş bir entelektüeldi. Elleriyle yoklayarak bulmaya çalıştı hakikati. Kitaptan kitaba, fikirden fikre, dünyadan dünyaya sıçrayıp durdu. Ömrünün her saniyesi okumakla geçmiş bir kahramandı o. Gözlerini bütünüyle kaybettikten sonra en üretken dönemini yaşadı. Her biri diğerinden muhteşem kitaplar yazdı, her biri diğerinden daha derinlikli konuşmalar yaptı. Okumalarını ise onun gören gözleri yani kızı yapıyordu. Ümit Meriç durumu şöyle anlatıyor. Gözlerini kaybettikten sonra ben okumaya başladım. Ben 8, babam 38 yaşındaydı. Dolayısıyla bir yerde ben onun gözlerinin yerine geçtim. Anlamasam bile okumaya devam ettim. Zaman içinde birçok şeyi ben de anlamaya başladım. O dönem böyle bir çocukluk kararına varmıştı. Çünkü babamın körlüğünü unutması ona okumamıza bağlıydı. Yani karanlıklarının aydınlanması için zihninin mutlaka doldurulması gerekiyordu.